Mesela ilk yarıda Kerem Aktürkoğlu ile Icardi o işi iyi yapıyordu sezonun ilk evet. bölümünde. Son haftalarda Mertens, Icardi, Ziyech de oralara girdi. Barış Alper çok formda. Hepsi müthiş bir uyum sergiliyorlar hocam. Müthiş. Her hafta üzerine koyarak e, hani e, böyle telepatiyle anlaşıyorlar derler ya. Telepatiyle anlaşıyor Galatasaraylı futbolcular. Allah var. Okan da başarılı şimdi. Tabii hocam. Şimdi, Okan başarılı. Bugün bir beşli savunma koymuş Bülent Hoca. Önde dörtlü ileride işte manayı bırakmış. Ama beşli savunma dedin ya gelmiyor şaşırttı, ki şimdi şaşırttı. önce şaşırttı. bir bekledi. Tabii. Savunma bir ileri çıktı arkaya iki pas 2 iki sıfır oldu zaten. İkinci yarı bir gol yediler. Tokat gibi ondan sonra arkası geldi. E ben niye çıktılar artık oyuna? Oyuna çıkınca Sivas arka tarafına giderse Sivas'ın oyuna Çok çıkarsın. ağır savunma. savunma ya Sivas'ın savunmasını ha, gitse mesela 80 dakika 0-0 o zaman pis iş. Sivas'a karşı. Böyle beraberlikle gidiyorsan, bir farkla gidiyorsan ki işte 90 artıda oldu Fenerbahçe maçında gol penaltı. Ama hocam Galatasaray takımında cezalarına girerse, sokarsa girerse. Çok hata olabilir takım... tabii ki. Galatasaray'a bir şey söyleyeyim mi? Abi bir adam var orada. <laughs> Biraz kıllık mıllık yapıyor ama. Kim o? Barış Alper mi? Tabii. Aa Torreira'yı diyorsun. Hocam o hocam müthiş hocam, ya. Hocam rakiplerin müthiş. sinirini bozuyor ama hocam arı müthiş. gibi çalışıyor. Hocam müthiş işler yapıyor. Yani top yokken adama dikkat et abi. Top yokken adam adama dikkat eder. Neler yapıyor? Olacak şey. Müthiş işler yapıyor ya. Yani bir teknik adam için bulunmaz kumaş biliyor musun? Yani bir teknik adam öyle bir bir futbolcu ister hocam. Tabii. Yani oyunu hissediyor, oyunu seziyor. Tehlikenin çıkacağı yeri hissediyor. Daha çıkmadan hani yılanın başını orada eziyor anladın mı? Büyütmeden eziyor yılanın başını. Müthiş oynuyor abi. Yani al oyundan oyunu şekli değişir Galatasaray'ın. Çok faydalı. Niye hocam. Mertes falan o kadar rahat oynuyor? Onun yüzünden. Hocam, onun yüzünden. Müthiş bir adam ya. Şöyle bakıyorum da yukarıdan pilot kamera çektiği zaman var ya aman 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 hocam. Oraya yanaşıyor, buraya yanaşıyor, arkadaşlarını idare ediyor. Buraya git buraya gel diyor. Dinliyorlardı onu. Ya şeytan çekici gibi ya. O boyuna rağmen. Çok faydalı. Çok faydalı. Çok İkade faydalı. demiş ki çok önemli bir maçtı. Zor bir rakip olduklarını, rakibimizi zorladıklarını biliyorduk. İki hafta önceki, iki hafta mıydı o? Evet. Ee, Sivas ve Nerbahçe maçını işaret ediyor. Ama evimizde iyi oynayacağımıza inanıyorduk. İstediğimiz sonuca ulaştık. Mutluyuz demiş. 70'e, 69'a 31 toplu oynama zaten çok üstün. Oyunun her bölümünde üstünde rakamları da Kaç gol oldu şimdi yıkardı? Ee, bakacağız birazdan. Şeye de bakalım. 23. 23. Orada da iki farka ulaştı galiba. Faüller ee, fauller 13'e 13. E 13 51'e 49. ikili mücadele yakın gibi. Ee, sarı kart. 3 sarı kartı var Sivaslı oyuncuların. Temiz bir maç oldu. Öyle e, oyuncular birbirlerine karşı da şeyli değiller. Zaten o kadar farklı bir maçta bilemiyorum. Ee, şey var mı? Şut, rakip ceza sahasına giriş Baya e, bayağı bir ikinci yarıda e, rakamın yükseldiğini düşünüyorum çünkü. Özgür onu da girersek ona da bakalım. Hemen o da gelsin. Hücum rakamları. Geliyor mu arkadaşlar hücum rakamları? 29 olmuş. İlk yarıda 11'di. 21 şut. 8'i isabetli. 21 şut bayağı iyi bir rakam. 8'i isabetli. Zaten 8 isabetin 6'sı gol oldu. Gol oldu. Demek ki 2 tane çıkartmış Ali Şaşal. Ama yerlere gitti toplar. Belki bir tanesinden. Birkaç top da bayağı yakın yerden dışarı gitti. Tabii. Yani sadece izledi şöyle bir baktı kaleci e, 7 şutu var. Sivas'ın 3'ü isabetli. Galatasaray iyi oynadı. Hak ettiği maçı da Çok aldım, hocam. Uzak ara. Çok net bir hocam şekilde hakik kaldı Galatasaray. Bak hocam. Elinde çünkü Galatasaray'ın elinde. Futbolcunun elinde oldu mu korkma yani. O futbolcu o futbolcu şimdi haftaya var ya. Hani motive etme motive etme falan yok. Çünkü haftaya Karagümrük maçını aldıklarında bence şampiyonluk ilerler. Zaten tamam. yarınki maça bakacağız önce. Ya yarınki maçı Fener'in aldığını kabul ediyorum ben. Evet. Yani rakibinin aldığını kabul ediyorum. Haftaya karar yok. Çünkü rakibine bakmıyor artık Galatasaray. Yani Fener o büyük şeyi kaçırdı. Elindeki büyük lokmayı kaçırdı. Yani Afrika'da avlanıyorlardı. Hani Kanarya'nın durumu iyiydi. Aslan kapı verdi abi elinden. Şimdi de onu yedirmez sana. Yedirmez bu saatten sonra. Benim görüşüm. Hani eğer yedirirlerse şunu söylüyorum dedim ya. Üçüncü Boğaz Köprüsü çok yüksek. Okan mokan hep beraber elle tutuşup atlasınlar aşağı. Hocam geçmişte yedirenler oldu biliyorsun. Hocam var. Örnekleri var. 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 Derval gidiyordu. <laughs> 35 tane Erol bir çaktı. <laughs> Beşiktaş seyircisi şokuyordu şey diyorlardı Beşiktaşlı arkadaşlar... Sanki televizyon bir daha gösterecek de... Veya rüyadayız filan gibi geliyor dediler. Hatırlıyorum. 88'de. Evet. Ya, onun için var yani ama hocam... Ben tahmin etmiyorum bu Galatasaray'ın... işi oraya bırakacağını. Tahmin etmiyorum. Hocam... Ee, önce bir yarına bakalım da... Yarın bak, maçta bak. Yarınki maç da çok zor. Sen bak. Zor tabii. Yarın maç en az Fener kadar şeyi zor. Konya için de zor. Gerçi şu, şu da var. Şimdi sadece Fenerbahçe gol atmak zorunda değil. Öyle olduğu zamanlar Fenerbahçe sıkıntı yaşayabiliyor. Şimdi Konya takımı da gol atmak, kazanmak zorunda. Konya takımı da Fenerbahçe'nin üzerine gelmek Ama durumunda. böyle maçlarda Ve da baskı var. şans daha kuvvetliye gider hocam. İşte onu diyorum. Böyle maçlarda şans daha kuvvetliye güler. Yani Fener'e daha yakın derim ben yarınki maça çünkü öteki el ayağı abi düşüyorsun baskı var ya. düşüyorsun doğru söylüyorsun tamam öteki de şey ama hani öteki tabii bir ihtimal daha var diyor İnanış Çede e, Galatasaray sadında ama oraya nasıl geleceksin hepsini alsan oraya 4 puan farkla geleceksin yani o Fenerbahçe'de diyecek ki ben 4 puanla o maça çıkabiliyorsam son haftaya bırakayım ha, bir ümidi kalır yani öyle tabii hocam Öyle biliyorsun ne şampiyonluklar gitti Fenerbahçe'de. Hatırlarsan Denizli'de, Kadıköy'de. Ya Denizli'de öyle diyorsun hocam. 90 artı 4 müydü, 90 artı 10 muydu o? Ya... Alex'in pozisyonu mu? Apiyah'ın kimi? Apiyah ya, ya. Apiyah da kaçırdı, evet Alex kaçırdı. Evet abi. Daha ondan iyi pozisyon olamaz ya. Boşkale abi kaç metreden dışarı attı. İnanılır Altı gibi. pasta. Altı pasta yani öyle bir şey attı ya. Evet evet. 16 dakika uzayan maçta. Evet. Tabii ya. Neler oldu hocam? Karan maçlar. Futbol Kara federasyonları. Kara. <laughs> Futbol federasyonları. Kara, Kara Gümrük, Fenerbahçe Konya Spor. 3 maçı kaldı sadece Galatasaray'ın.